Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne gidiyoruz. Şimdi sizi görüyorum beyler. Okul öncesinde okuyan erkek öğrenciler bizi memnun ediyor açıkçası. Çünkü eskiden sayılarınız daha azdı. Şimdi artmaya başladı. Yine ya biz aslında yine... Kaç kişilik bir sınıf burası? Sayı olarak 52 kişiyiz. 8 erkek. 8 erkek. Azınız yine. Evet. Ama biz aslında bu bölümü seçerken en büyük maksadımız şuydu. Bu mesleği erkeklerin de yapabileceğini en iyi şekilde göstermekti. Kesinlikle amacımız. Öyle. Ve açıkçası şöyle bir şey de var. Okul öncesi öğretmenliği hani halk tarafından biraz bayan mesleği olarak algılanıyor. Mesleklerin cinsiyeti olmaz. Kesinlikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle halka biraz da empoze etmemiz gerekiyor. Kazandırmamız gerekiyor. Çalışmalarımız bu yönde yani. Ebeveynler için de çok önemli. Okul öncesi siz bu işin eğitimini alan öğrenciler için de çok önemli. Kaliteli bir eğitim alacaksınız ki kaliteli bir eğitim verebilin. Değil mi? Bundan emin misin? Burada gerçekten kaliteli bir eğitim mi alıyorsun sen? Üniversitemiz zaten yeni bağımsız oldu. Onun yanında üniversitemiz yeni olması hasebiyle tabii birçok eksikliği var. Mesela biz kendi okul öncesi öğretmenliği bölümü için söylüyorum. Bir kere uygulama sınıfımız yok. Bizim kendimize ait. Bütün bölümler burayı kullanıyor, açık alanı kullanıyor oyunlar için vesaire. Bizim kendi uygulama öğrencilerimiz yok. En büyük önde eksikliğimiz bu. Staja gidince sadece öğrencilerle karşılaşıyoruz. Burada teorik bilgi alıyoruz, uygulamaya dönük bilgiler de alıyoruz ama bu uygulamayı gördüğünüz gibi kendimize yapıyoruz. Yani birimiz öğretmen oluyor, sınıf öğrenci oluyor. Oysa ki öğretmen 0-6 yaş grubunda öğrencisi olması gerekiyor. Bence en büyük eksikliği bu. Bu zamanla aşılacak mı? Öyle mi görünüyor? Evet, aşılacak. Siz şu an staj görüyorsunuz. Peki okulda destek veriyordur herhalde staj yapacağınız yerlerde değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani senin şu an öğrencin var mı? Staj yaptın mı? Staj şu an yapıyoruz. Zaten pazartesi günü son stajımızı yaptık. Vedalaştık. Nasıldı? Vedalaştınız. Ya, zor bir şey olmuştu. Artık duygusal bir bağ kurmuşsunuzdur. Kesinlikle. Öğrenciler, öğrenciler bir defa yaklaşırken öğretmen abi, öğretmen abla... Yani öğretmen olarak görüyor sizi. Ama bir ablası ve abisi var galiba. Evet, kesinlikle. Akabinde bir de öğretmen abi ya da abla hitabı oluyor. Çünkü orada bir öğretmen sorumluluğu var. Biz de burada hani öğrendiklerimizi orada pratiğe dökünce açıkçası bazı şeyler yapabilmenin heyecanı ve lezzeti orada daha bir farklı oluyor. Çocukların da mutluluğu böyle oradaki ufak bir ibare bile hani mesela dilleri sürter bazen şey, evet. Farklı kelimeler kullanırlar. O gülümseme bile yani inanın sizi mutlu ediyor. Şu anda PDR, psikolojik danışmanlık rehberlik olarak geçiyorsunuz değil mi? Evet, doğru. Yani hem psikolojik danışman olacaksınız hem rehber öğretmen olabileceksiniz. Bununla ilgili bir eğitim alıyorsunuz. Kaçıncı sınıf öğrencisi? Üçüncü sınıf öğrencisi. Şu anda bir uygulama yaptınız değil mi toplanıp? Evet. Sen uzman kişi konumundaydın, danışmandın. Arkadaşlarımız da sorunu yaşayan bireylerdi. Bununla ilgili çalışmalarınızı nasıl başlatıyorsunuz? Bu bir ders olarak mı bu şekilde sunuyorsunuz? Bu konunun ismi nedir? Şu anda yaptığımız teknik etkileşimsel müdahaleler, aile terapisi için de geçen bir teknikti. Biz bunu derslerimizde alıyoruz. Önce teori işliyoruz, daha sonra da kendi aramızda senaryolar yazarak hani bu teknikleri daha iyi öğrenmek için uygulama yapıyoruz. Peki üniversitede aldığınız eğitimi bu anlamda yeterli görüyor musunuz? Şimdi bizim bölümümüzde daha çok uygulamaya yönelik şeyler 3. sınıfta başlıyor. Yeni yeni yeterli görmeye başlıyoruz kendimizi. Çünkü hani daha önceki derslerimiz tam olarak uygulamaya dönük değildi. Teorik dersler alıyordunuz. Bu dönem ve 4. sınıfta uygulamaya dönük şeyler aldıkça kendimizi yeterli hissetmeye başlıyoruz. Alanını nasıl tanımlarsın? Alanım insanlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan bir bölüm diyebilirim. Hani insanların sorunlarını çözmek amacıyla, onlara yardımcı olabilmek amacıyla gelmiş olduğum bir bölüm yani. Şimdi sizin de bu uygulamada şunu gözlemliyorum. Herkes başka birini suçluyor. Genelde iletişimde de bu böyle midir sence? Bu gözlemler sonucunda bunu söyleyebilir miyiz? Ya da yanlış mı görmedim? Yanlış mı düşünüyorum?
Aslında hani herkes birbirini suçlama demeyelim de herkes birbirini anlamamaya çalışıyor. Anlamamadan kaynaklanan bir durum var ortada söz konusu. Hani biz de bunları zaten farklı bir bakış açısıyla onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Onların anlamasını sağlıyoruz. Yani eğer ortada buluşulursa ve konu için gönüllü olarak bir çözüm aramaya yönelik çalışılırsa sorun ortadan zaten %50-50 kalkmış oluyor sanırım. Kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Sen peki psikolojik danışmanlık mı yapacaksın yoksa rehber öğretmen mi olacaksın? Bu ikisini nasıl ayırabiliriz ya da ayırmalı mıyız, ayırmamalı mıyız? Aslında ikisini birbirinden ayırmak doğru değil. Hani sonuçta rehberlik yapacaksın. Rehberlik yaparken de psikolojik danışmayı kullanmak zorundasın. Hani birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değil. Ben bu şekilde düşünüyorum. Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyorsunuz ve fen bilgisi laboratuvarı olarak mı geçiyor bu laboratuvar? Evet, öyle geçiyor. Fen yani... laboratuvar olarak geçiyor. Yani sınıf öğretmeni olduğunuz zaman müfredattaki derslerden biri oluyor. Siz de öğrencilere bu dersin nasıl öğreteceğinizi, nasıl uygulamalar yapacağınızı öğrenmek için buradasınız. Kesinlikle öyle. Buradaki aktif çalışmalarımızda hocamız sayesinde belli bir birikimler elde ediyoruz. Sonraki mesleki hayatımıza geçince bunu fen bilgisi dersi altında öğrencilerimize sunmaya çalışacağız ki en iyi şekilde sunmayı düşünüyoruz. Ders aldığınız sistem gruplara ayrılıyorsunuz ve uygulama yapıyorsunuz. Öyle yapıyoruz çünkü bireysel çalışmalarımız da oluyor. Fakat biz şimdi ilkokul çocuklarına bir şeyler anlatacağımız için grup çalışmasına daha çok yönelmeyi istiyoruz. Çünkü daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Tabi aramızda bireysel yaptığımız çalışmalar da var. Ya ikisini bir arada yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Giresun Üniversitesi'ni neden tercih ettin? Öncelikle ben Trabzonluyum. Trabzon of... Belli oluyor. biraz yakın olmasını istemiştim ki üniversiteler içinde zaten kendi memleketim üniversitesi KATÜ vardı. Yazdım gelmedi. Sonra çevre üniversiteler içerisinde en uygun olanını, en başarılı olanını araştırdım. Bu çapta yaptığım geniş çaplı araştırmalar sonucunda Giresun Üniversitesi'ni tercih ettim. Gelmemde açıkçası hiç pişman değilim. Gayet hem kendi kültürüm hem insanım. Rahat ettim. Rahat ettim diyebilirim. Zaten yani zorluk yaşamadım. Yabancılık çekmedim. Tamamıyla benim memleketim gibi. Şimdi bir uygulama var önümde. Nedir? Gösterin bize. Burada. Anlatayım ben de arkadaşım. Uzmanlık alanı galiba. Şimdi biz burada bu deney yapmak amacımız mesela uzun bir koridor düşünelim. Koridorun bir başında mesela elektriği yaktık. Elektrik yanınca ileri gidince tekrar geri dönmemek için. Yukarıda da bir ışık olmalı. Tekrar aşağı dönüp nasıl kapatacağız değil tekrar mi? Tekrar aşağı dönmemek için yukarıdan kapatıyoruz. Ne deniyor bu sisteme? Vavien. Evet. Vavien deniyor. Ya ne söylesem boş yani. Vavien bir film. Elektrik devresiyle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Mesela... Işığı buradan açtığımız zaman yukarı gittiğimizde buradan kapatabiliyoruz. Bu şu şekilde oluyor. 3 tane çıkışı var bu vavyenin. İki tanesi bu ikisi arasındaki bağlantıyı kuruyor. Bir tanesi de ampule gidiyor. O oradan basınca buradan yanıyor. Diğer taraftan da kapatabiliyoruz. Resim dersindeyiz. Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyorsun. Sizin zorunlu dersinizmiş galiba resim dersi. Evet. Son sınıftın. Son sınıf. Mezun olacaksın. KPSS'ye mi hazırlanıyorsun sınıf öğretmeni olabilmek için? Yani bütün arkadaşlarım gibi. Biz de herkes gibi. Mağduruyuz. İnşallah ama bu yıl biraz daha inançlıyız. Çünkü 55 bin kişi alınacakmış diye duyduk. Bu tabii hepimizi motive ediyor. Umutlandırdı değil biraz mi? Biraz güdülendik yani. Seninle ilgili bir şey öğrendim. Öğrenci konseyindeymişsin. Daha önce 4. sınıf olduğun için KPSS var. Bir de artık mezun olacaksın. Ne bırakmışsın? Evet. Bunu niye söyledim? Sen öğrencilere hem kendin öğrenci olduğun için hem de öğrencilerin sıkıntılarıyla, organizasyonlarıyla ilgilendiğin için öğrenciliği tam anlamıyla yaşamış bir öğrencisindir. Yani öyle oldu biraz. Çünkü hani çok farklı yerlerde çok farklı şeyler. Hem yönetim kademesinde neler yaşandığını görebiliyorsunuz hem de yani üniversitenin içinde işler nasıl yürüyor. Bu yıl 4. senemiz.
4 yıl içerisinde çok fazla şey gelişti burada. Yani gerek yeni yapılan binalar olsun. Biz geldiğimizde ilk sosyal tesisimiz yapılmıştı. Yani bizim için muntazam bir binaydı diğer binalara oranla. Bekler misin diğer öğrencileri? Giresun Üniversitesi'ne davet eder misin? Ya tabii ki davet ederim. Şimdi hem de yani çok fazla bir bölümünü davet etmek isterim. Çünkü burası çok şirin bir şehir. En azından sahilimiz var. Yazın denize girebiliyoruz. Ondan sonra insan isteyen dağa gidebilir. Yani dağ sporları yapabilir. Gezmek için çok güzel araziler var. Öğrenciliğin tadı çıkarılır burada diyorsun. Bence çıkarılır.